Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Evet. Bugün yeni bir konuya geldik inşallah. İnne ve enne kardeşlerle alakalı. Başlık olarak innenin ve ennenin harekesi diye başlık atabiliriz. Nerede kesralı gelir, inne gelir. Nerede fethalı gelir, enne gelir. Bugünkü dersimizde bize İbn-i Hişam bunu anlatacak inşallah. قال المصنف مصنف رحمه الله dedi ki وَتُكْسَرُ اِنَّ فِي الْاِبْتِدَاءِ Kelamın başında inne meksur olur. نَحْنُ اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَعْدَ الْقَسَمِ Kasemden sonra hakeza böyledir. Örnek hamim Hamim vel kitabil mubin. Apaçık olan kitaba yemin olsun ki inna enzelnahu onu biz indirdik demiş. Yeminin cevabında yeminden sonra inna kesralı gelmiş. Vel kavli kale ve türevlerinden sonra da inna meksur gelir. Kale inni Abdullah dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Ve kablel lami ve lamın öncesinde. Vallahu ya'lemu inneke la rasuluhu demiş. Lam haberin başındaki lamdan önce inne mecrur gelmiş. Böyle söylemiş. Evet. Şimdi normalde şerhe geçmeden önce burada 3-4 tane şey verdi bize. 3-4 tane innenin meksur geleceği yerleri bize verdi. Aslında normalde bunun bir dabıtı var. Bunun bir kuralı var. Kural da şu. Cümle yani inneden sonrası cümle olacaksa cümleye ihtiyaç varsa her zaman meksur gelir. İnne gelir. Eğer inneden sonrası veya innenin öncesi kendinden sonra müfret istiyorsa yani cümle değil de müfret istiyorsa mesela fail istiyorsa meful istiyorsa gibi o zaman enne gelir. Çünkü enne kendinden sonrasıyla beraber müfret tevilindedir. Yani o tek bir kelime gibi olur. Ondan dolayı enne gelir. Ama inneden öncesi kendinden sonra cümle istiyorsa o zaman inne meksur bir şekilde gelir. Bu da fasih kullanım için gerekli olan bir şey. Zaten bize verdiği bütün örneklere dikkat edersek eğer göreceğiz ki bize vermiş olduğu bütün örneklerin hemen hepsi bu söylediğim zabıtlardan bir zabıtın kuralın altına girecek. Mesela inne olduğu yani kesrayla geldiği yerlere örnek vermiş. Ahaduha birincisi اَنْ تَقَعَ فِي اِبْتِدَاءِ الْجُمْلَةِ Cümlenin başlangıcında vaki olmasıdır demiş şerhte. Niye? Çünkü cümlenin başlangıcı kendinden sonra ne ister? Kendinden sonra cümle ister. Yani bir şeyin başlangıcından sonra cümle gelir. Bundan dolayı en başta kelamın başında gelirse inne meksur olur. كَقَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ Onu biz indirdik demiş. وَيَا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ Sana Kevser'i biz verdik demiş mesela ayette. Veya ela dikkat edin inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Allah'ın kulları Allah'ın dostları onlara korku da yoktur. Onlara hüzün de yoktur demiş. İkinci ne dedi? Ba'del kasemi dedi. Çünkü herhangi bir yerde kasem geldiğinde kasem kendinden sonra ne ister? Cevap cümlesi ister. Yani kendinden sonra gelmesi gereken cevap cümlesi olduğundan kasemden sonra gelen cümlenin başındaki nasihlerden inne meksur gelir. كَقَوْلِهِ تَعَالَى حَامِمْ حَامِمْ وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينَ Apaçık kitaba yemin olsun ki اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ cevap cümlesi. Zaten onu biz indirdik. Bundan dolayı da kesralı gelmiş. Yine örnek olarak demiş ki Yasin vel Kur'anil Hakim o hikmetli kitaba yemin olsun ki inneke leminel murselin sen gönderilmiş olanlardansın, elçi olanlardansın demiş. Burada da yine cevap cümlesi olarak geldiği için inne gelmiş. Veya vel asri innel insane lefi husr mesela örneğinde olduğu gibi asra yemin olsun ki inne orada meksur gelmiş. الثالث üçüncüsü en taqa mahkiyeten bil kavli yani kalenin
hikayesi olarak vaki olmasıdır. Kale'den sonra gelen şey, buna makulul kavl diyoruz. Bunun cümle olması lazım. Yani kale dediği, ne dediği bir cümle gelmesi lazım peşinden. Ke kavlihi teala, Allah Azze ve Celle'nin sözünde olduğu gibi, kale inni abdullahi, dedi ki ben Allah'ın kuluyum. İnni abdullahi cümlesi hepsi ne mahallindedir? Nas mahallindedir. Niye? Çünkü kale'nin mef'ulüdür. Kale'nin makulul kavlidir. Kale inni abdullahi, burada gördüğünüz gibi meksur olaraktan geldi. Bir tane dördüncü bir tane vermiş bize. O da ne? Demiş ki en taqa'a lamu ba'daha. Lamdan, yani ondan sonra lam gelirse. Yani innenin sonrasında ki kelimelerin başında lam olursa, tekit için olan lam, o zaman demiş yine meksur gelir. Vallahu ya'lemu inneke la rasuluhu vallahu yeşhedu innel munafikine lekezibun. Allah senin onun resulü olduğunu bilir ve Allah münafıkların yalancı olduğuna şahitlik eder. Demiş ki İbn Hişam, fekusirat ba'de ya'lemu ve yeşhedu. Yani ya'lemu ve yeşhedu'dan sonra meksur olarak geldi. Ve inkânet, olsa bile, kad futihat, fethalanmış olsa bile, ba'de alime ve şehide. Alime ve şehide'den sonra fethalanmış olsa bile. Nerede? Fî kavlihi teâlâ. Alimallahu ennekum kuntum tehtanûne enfusekum. Allah sizin nefislerinize ihanet ettiğinizi biliyor idi. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu da olduğu gibi. وَذَٰلِكَ بُوْ لِوُجُودِ اللّٰمِ فِي الْاَوَّلَيْنِ İlk ikisinde lam olduğundan, دُونَ الْاَخِرَيْنِ diğer ikisinde olmamasındandır. Şimdi mesela bize birinci ve ikinci ayet-i kerimeyi verdi. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ Hani biri zannedebilir ki burada inneyi meksur kılan alime veya şehidedir. Öncesinde alime veya şehide geçmesidir. İbn-i Hişam diyor ki innenin öncesinde alime veya şehide geçmesi inneyi ne yapmaz? İnneyi meksur yapmaz. Niye? Bunun delili Kur'an'ın başka yerlerinde alimeden ve şehideden sonra enne olarak gelmiş. Fethalı gelmiş. Örnek alimallahu ennekum kuntum tehtanune enfusakum. Burada mesela fethalı gelmiş. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Mesela burada fethalı gelmiş aynı şekilde. Demek ki biz buradan anladık ki alimenin ve şehidenin innenin harekesi üzerinde hiçbir etkisi yok. İnneyi meksur yapan şey, inneden sonra gelen lerasulu ve lekazibun daki lamdır. Yani vallahu ya'lemu inneke lerasuluhu, rasulünün başındaki lam. Vallahu yeşhedu innel munafikine lekazibun, kazibunun başındaki lamdır. Demek ki innenin sonrasında gelen kelimelerin başında lam varsa, tekit için olan lam var ise, bu inneyi ne yapar? Bu inneyi meksur yapar. Evet. Peki şeyin dabıtı ne dedik? Enne gelmesinin dabıtı ne? Dedik enne gelmesinin dabıtı da kendisinden önce kendinden sonrasını müfret gerektiren bir şey olursa. Mesela bir cümle gelir ve cümle faile muhtaçsa orada gelecek olan tahkik harfi ne olması lazım? Enne olması lazım. Mesela ayet-i kerimeden örnek اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَاهُ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ Onlara yetmiyor mu? Ne yetmiyor mu? Mesela burada fail lazım. Fiil gelmiş. Mefulünü almış. Burada ne lazım? Burada fail lazım. Fail cümle olur mu? Fail cümle olmaz. Ondan dolayı ne oldu? اَنَّا اَنْزَلْنَاهُ Biz onu indirdik. اَنَّا اَنْزَلْنَاهُ Yani inzaluna. Hani enne ve sonrası mastar tevilinde. Yani inzaluna olması lazım mesela. Mesela örneğin bunu yazayım isterseniz size. Siz de yazmak isterseniz eğer. Ne dedik? Bir tane evvelem yekfihim. Enne enzelne. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ يَكْفِ yetti. Kime? Him onlara. Fiil geldi, meful geldi. Bunun şimdi neye ihtiyacı var? Bunun ihtiyacı olan şey? Faile ihtiyacı var. Peki fail cümle olur mu? Fail müfret olması lazım. Doğru mu? Bir kişi, işin faili bir kişidir. Misal, birdir yani. اَنَّا اَنْزَلْنَا dediğimizde اَنَّا وَمَا بَعْدَهُ
enne ve sonrası fi tevilil mastar, mastar tevilinde. Bu da ne olmuş oluyor bunun şeyi? İnzaluna. Bizim indirmiş olmamız. Demek ki cümlenin öncesi kendinden sonra müfret bir şey istiyorsa o zaman bu ne gelecek? Enna gelecek. Ha, bu Kur'an zaten. Kur'an'da belli. Mesela sen cümle kuruyorsun veya yazı yazıyorsun diyelim. Sen diyorsun ki mesela a'cebeni enneke kadimun. Senin gelişin benim hoşuma gitti. Sen diyemezsin a'cebeni inneke kadimun. Doğru mu? Şimdi sen diyelim bir risale yazıyorsun. Mesela a'cebeni acebeni benim hoşuma gitti. Acebe fiil, ni mef'ul. Buraya ne lazım şimdi? Buraya fail lazım. Ve sen cümleyi de tekit etmek istiyorsun diyelim. Sen diyemezsin ki mesela acebeni işte innehum kara'u mesela ila ahirihi. İşte kara'u kitaben. Onların kitabı okuması beni şaşırttı, benim hoşuma gitti diyeceksin. Sen burada innehum dersen bu cümle doğru bir cümle olur mu? Bu cümle doğru bir cümle olmaz. Ne olması lazım bunun? Ennehum olması lazım. Yani fethayla gelmesi lazım. Ennehum olması lazım. Niye? Çünkü kendinden önceki kendinden sonra böyle bir şey istiyor. Veya daha farklı şey yapalım mesela. Cümle kendinden sonra mef'ul istemiş olsun. وَلَا تَخَافُونَ Mesela İbrahim Aleyhisselam müşriklere diyor ki وَلَا تَخَافُونَ Siz korkmuyorsunuz. اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ Yani onlar İbrahim Aleyhisselam'ı korkuturken İbrahim Aleyhisselam diyor ki hani siz Allah'a şirk koştuğunuz halde korkmuyorsunuz. Ben niye muvahhid olduğum halde sizin şeylerinizden korkacağım, ilahlarınızdan korkacağım. وَلَا تَخَافُونَ Siz korkmuyorsunuz. Fiil failini de beraberinde almış. Fiil artı fail. Bu cümlenin neye ihtiyacı var? Bu cümlenin mef'ule ihtiyacı var. Doğru mu? Bu cümlenin mef'ule ihtiyacı var. Doğal olarak bundan sonra gelen şeyin müfret olması lazım. وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ اِشْرَاكَكُمْ بِاللّٰهِ Yani siz Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorsunuz diyor mesela. Burada onun için ne gelmiş? Enne meftuh olaraktan gelmiş. İnnekum desen hata etmiş olursun mesela. Mesela ben sana diyorum ki أَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah Azze ve Celle Peygamber'e söylediği gibi. Mesela أَلَمْ تَعْلَمْ أَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَمْ تَعْلَمْ Sen bilmiyor musun? Neyi bilmiyor musun? اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Doğru mu? Bu mef'ul. Bu cümle mef'ul bekliyor kendine. Mef'ul beklediği için de sen bilmiyor musun? Neyi bilmiyor musun? اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bu fethalı bir şekilde gelmiş. Veya mesela اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى اَنَّ olaraktan gelmiş örnek veriyorum. اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى dediğimde bu şekilde gelmiş. Veya mesela diyelim ki abiler cümle naibe fail istiyor mesela. Aynısı قُلْ اُوحِيَ اِلَيَّ اُوحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ mesela. قُلْ اُوحِيَ اِلَيَّ De ki bana vahyolundu. Ne vahyolundu bana? Buna uhiye binay meçhul olduğu için değil mi? Bu ne ister kendisine? Bu binay meçhul naibe fail ister kendisine. Naibe fail ne? Ennehu. Bakın bu şeyli gelmiş. Fethalı bir şekilde gelmiş. Tamam. Ennehu istema'a neferun minel cinni. Kul uhiye ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Mesela yine ayet-i kerimede uhiye ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Mesela sizin ilahınız tek bir ilahtır gibi. Kul uhiye ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Veya innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Ennema ancak yuha ileyye bana vahyolunuyor. Ennema ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır diye.
Evet. Veya mesela diyelim ki müpteda geldi, kendisine haber bekliyor veya haber geldi, müptedası önde geçmiş. Örnek veriyorum. İ'tikadi ennehu fadilun. Benim düşüncem o faziletlidir mesela. Bu müpteda kendinden sonra ne bekliyor? Müfret bir haber bekliyor. Doğru mu? İ'tikadi benim düşüncem ennehu fadilun gibi burada bunu şey ile beraber getirdik. Öyleyse biz diyeceğiz ki bize vermiş olduğu örnekler de bize vermemiş olduğu bizim yazdırmış olduklarımız da fark etmez. Bunların hepsinde illet nedir? İnnenin sonrası umumen cümle istiyorsa eğer inne kesralı gelir. İnneden sonrası müfret istiyorsa fail gibi, meful gibi, haber gibi vesaire. O zaman ne gelir? O zaman enne şeklinde gelir diyebiliriz. Evet, devam edelim. Evet, demiş ki abiler, kalel musannifu yeni bir başlık atabiliriz buraya. İnnenin innenin haberine ve haberin mamulüne lamın dahil olması diyelim. Lamın dahil olması. Evet. Okuyorum. وَيَجُوزُ دُخُولُ اللَّامِ Lamın duhulu caizdir. عَلَى مَا تَأَخَّرَ مِنْ خَبَرِ اِنَّ اِنَّنِنْ haberin sonradan gelen haberine dahil olması caizdir. اِنَّ الْمَكْسُورَ meksur olan innenin. اَوْ اِسْمِهَا veya onun ismine. Yani innenin haberi sonda gelirse اِنَّ زَيْدًا لَفَادِلٌ gibi. Veya inne fi zalika la ibraten gibi. Yani ismi, yani innenin hemen peşindeki kelimeye lam gelmez. Lam nereye gelir? En sonda olana gelir. İster haber olsun, ister isim olsun ama ileri gitmiş olsun. Haber öne gelmiş olsun. Fark etmez. Ona gelir. Ev ma tevassata min ma'mulil haber veya haberin ma'mulu tevassut ederse. Tek tek örneklerini verecek zaten bunun bize. Ev il fasli veya damirul fasl. Hakeza aynı şekilde ona da gelir. وَيَجِبُ مَعَ الْمُخَفَّفَةِ takfif edildiği zaman in uhmilet ihmal edilirse yani amel etmezse وَلَمْ يَظْهَرِ الْمَعْنَى ve mana da çıkmazsa lamın bitişmesi vaciptir. Buna ne lamı demiştik? Buna lamul farika demiştik değil mi? İni nafiye ile ini muhafefeyi birbirinden ayırmak için olan lam. Şimdi tek tek bize anlatacak. Lam gelecek dedik. Yecuzu caizdir. Duhulu lamil ibtidai lamul ibtidanın dahil olması ba'de innel meksurati meksur olan inneden sonra ala vahidin min erba'a dört şeyden birine dahil olması caizdir. İsneyni müteahhireyni iki tane sonda gelene ve isneyni mutavassitayni iki tane de mutavassıt olana. Yani inne ile haberinin arasına girene, tavassut edene caizdir. فَاَمَّا الْمُتَأْخِرَانِ sonradan gelenlere فَالْخَبَرُ haber نَحْوُ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ senin Rabbin şüphesiz ki mağfiret sahibidir. وَالْاِسْمِ ve isim sona giderse اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً de olduğu gibi. Ayetin orijinaline اِنَّ عِبْرَةً فِي ذَٰلِكَ olması lazım normalde. Bunda ibret vardır. Fakat biz demiştik ki tavassut inne babında caizdir. وَاَمَّا الْمُتَوَسِّطَانِ mutavassit olan yani ortalayanlardan ikisine örnek fe ma'mulul haber haberin ma'mulu nahvu inne zeyden la ta'amaka akilun zeyd senin yiyeceğini yiyendir seni yiyeceğini yiyendir ve damirul musamma indel basriyin faslan basralıların yanında damire fasl diye isimlendirilen zamir ve indel kufiyin imaden kufelilerin yanında ise imat demiş olduğumuz damiru imat dediğimiz zamir. Nahvu inna hadha la huvel kasasul hak. Bu hak olan kıssadır. Ve inna la nahnus safuna ve inna la nahnul musabbihun. Biz saf tutanlarız ve biz Allah'ı tesbih edenleriz meleklerin dilinden. Burada fark ettiyseniz hemen hepsinin başına lam
lam gelmiş. Burada bize ne anlatıyor? Burada bize şunu anlatıyor. Okuyalım, ondan sonra bir daha okuyalım ki daha iyi anlatasın. Şimdi normalde lamul iptida diye bir lam var. Biz bunu görmüş müydük daha önce? Ne olduğunu söyleyecek var mı? Lamul iptida nedir? Lamul iptida. Görmüş müydük bunu? Görmedik. Tamam. Şimdi mübteda ve haber cümlesini, mesela Zeydun kaimun. Mübteda ve haber cümlesini nasıl tekit edebiliriz biz? Tekit etmenin yollarından bir tanesini söyleyin bana. Nasıl tekit edebiliriz? Başına inne veya enne getirebiliriz. Başka öğrendik mi şu ana kadar biz? Nasıl tekit edebileceğimize dair? Hayır. Peki ben başına inne ve enne getirmek istemiyorum. Başına inne ve enne getirmek istemiyorum. Mübteda ve haberi nesh etmek istemiyorum. İrabını değiştirmek istemiyorum. Ne yapacağım ben? Lamul iptida diye bir lam var. Buna lamul iptida diyoruz. Mübtedanın başına getiriyorsun. Lezeydun kaimun, leamrun fadilun, lebekrun müştehidun gibi. Bu lama lamul iptida diyoruz ve bu lam Zeydun'u ne yapıyor? Zeydun'u tekit ediyor, mübtedayı tekit ediyor. Tamam, bu lam mübtedayı tekit ediyor. Buna lamul iptida diyoruz. Ve İrab'tan hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Ben diyorum ki lam lamul iptida la mehale lehu minel İrab. Zeydun mübtedaun merfu'un ve alametu raf'ihi eddammetu zahire. Kaimun haberun merfu'un ve alametu raf'ihi eddammetu zahire. İttefak ne? Anlaştık burada. Tamam. Bu lama ne dedik şimdi biz? Lamul iptida dedik. Yani mübtedayı kendisiyle tekit ettiğimiz ve mübteda istediğinizin başına getirebilirsiniz bunu. Tamam. Lallahu ahsenul halikin. Allah yaratanların en güzelidir mesela. Burada ben ne yaptım? Allahu'yu lam ile tekit etmiş oldum. Doğru mu? Gibi. Şimdi lezeydun kaimun. Şimdi ben bunun başına inne getirdiğimi düşünün. İnne getirdim. Nasıl olacak bu şimdi? İnne lezeyden kaimun. Doğru mu? Bu lam ne lamı? Lamul iptida lamı. Aa. Araplar demişler ki normalde iki tane tekit yan yana gelmez. Yani mübtedayı hem lam tekit edecek hem inne tekit edecek. Lam varsa inneye ihtiyaç yoktur. İnne varsa lama ihtiyaç yoktur. Doğru mu? Sonuçta ikisinin de amacı nedir? Mübtedayı tekit etmektir. Doğru mu? Zaten inne tekit etmiş. Lama ne gerek var? Veya zaten lam var, inneye ne gerek var? Onun için demişler innenin hemen akabine ne gelmez? Lam gelmez. Tamam? İnne geldiği zaman bu lam nereye gider? İnne geldiği zaman bu lam haberin başına gelir. O zaman da bunun adı lamul iptida olmaz. Ne olur? Lame muzahlaka olur. Lame muzahlaka. Yazıyorum. Lame muzahlaka. Muzahlaka. Yani el muzahlaka. Niye böyle demişler? Zahlakuhu anil iptidai ilal haber. Yani onu kaydırdılar. Hani o şeydeydi, müptedadaydı. Zahlakuhu, onu kaydırdılar. Muzahlaka isim mef'ul anlamında lame muzahlaka oldu. Şimdi tekrar söylüyorum burayı. Bir daha tekrar edeceğim. Zeydun kaimun mübteda ve haber cümlesini ben tekit etmek istediğim zaman mübtedanın başına bir tane lam getiririm. Buna ne denir? Lamul iptida denir. Bu mübtedanın ve haberin i'rabını hiç bozmadan bunları tekit etmiş olurum. Sonra inne getirirsem ikinci bir tekit unsuru olaraktan hem innenin hem lamın Zeyd'i tekit etmesine ne var ne yok? Gerek yok zaten. Ne yaptık? İşte bu lamı buraya kaydırdık. Bunun adı ne olmuş oldu? Lame muzahlaka olmuş oldu. Bu lamın ne iş gördüğüyle alakalı bir mukaddime olaraktan kabul edin bunu. Lam ne iş görüyor? Sonra ne anlattı bize burada? Dedi ki dört yere bu lam dört yere girer. İnneden sonra bu lam dört yere girer. Şimdi siz bana söyleyin ben yazayım. Bir. Birincisi neydi? Habere girer. Doğru mu? Habere gider. İnne rabbeke lezû mağfiretin. Lezû mağfiretin. İnne hurufe müşebbehe bil feyl. Rabbe onun ismi. İsmu inne mansubun ve alâvetu nasbihi el fethatu zahire. Ke damirun mebniyun alel fethi fi mehalli cerrin. Mudafu ileyhi. İnne rabbeke muvakkak ki senin Rabbin. Lam, lam-i muzahlaka. Bu kadar. Lam, lam-i muzahlaka.
Asıl bunun yeri neredeydi? Rabbuke'nin başındaydı. Le Rabbuke'ydi. Başına inne gelince bunu habere ertelediler. Tamam. İnne Rabbeke. Lam lam-i muzahlaka. Tekid içindir. Haberi tekid eder. Zû haberun. Merfû'un ve alâmetu raf'ihi. El vav. Liennehu min esmâ'i es-sitte. İnne Rabbeke lezû mağfiretin. Bu da mudafu ileyhi mecûr ve alâmetu cerrihi. El-kesretu zahira. Demek ki hangi haber olursa olsun meksur olan inneden sonra haber en sonda gelmişse biz haberin başına bu lamı ne yapabiliriz? Getirebiliriz. İnne zeyden le müştehidun. İnne Allahe le gafurun. İnne alimen le fadilun. Gibi örneklerimizi çoğaltabiliriz. Tamam. İki ne demiş orada? İsim ama hangi isim? İnnenin ismine gelebilir mi bu? Her innenin her ismine gelebilir mi? Hayır. İsmin ne özelliği olması lazım? İsmin sonda gelmesi lazım. Örnek olarak da ne vermiş buna? İnne İnne fî zâlike le'ibreten. İnne fî zâlike le'ibreten. Normalde bu ayetin orijinali ne? İnne ibreten fî zâlike. Aslı bu. İnne ibreten fî zâlike. İbreten innen ismi fî zâlike şibhi cümle haber. Tamam. Ne yaptık? Şibhi cümle olan haberi tavassut ettirdik. İsmi ise ertelemiş olduk. İşte bu ertelemiş olduğumuz ismin başına lamı getirebiliriz. Tamam. İnne fi'd-dâri le'âlimun. Estağfurullah. İnne fi'd-dâri le'âlimen. İnne fi'l-medreseti le'muallimen. Mesela inne fi's-sûqi le'âmilen gibi örneklerimizi ne yapabilirim? Örneklerimi çoğaltabilirim. Üçüncüsü neydi dedi bize? Üç. Nasıl? Ma'mulul haber. Tamam. Ma'mulul haber. Ma'mulul haber ne? Yani haberin üzerinde amel etmiş olduğu kelime. Örnek olarak ne verdi? İnne zeyden le'akilun. Yok. Ya böyle olmaz zaten. Böyle olması mümkün değil. İnne zeyden le'ta'ameke. Doğru mu? Le'ta'ameke akilun. Bu cümlemizin orijinalini kim söyleyecek? Bu cümle hiç takdim tahir yememiş hali nasıl bu cümlenin? Bu cümlenin hiç tahir tahir dememiş hali inne zeyden akilun ta'ameke. Bu alttaki cümlemizin orijinal hali. Tamam? Zeyden innen ismi lam lame şey estağfurullah akilun onun haberi. İnne zeyden zeyd akilun yiyicidir. Akilun'un burada cümle içinde yeri ne? Haber olmasının dışında ismu fail. İsmu failler neyin amelini yapardı? Kendi fiillerin amelini yapardı. Öyleyse akilun, akilun olan ismu fail ekelenin, ye'kulun amelini yapar. Akilun ta'ameke. Buraya ismu failin yerine her zaman ne yazacağız? Fiil-i muzari yazacağız. Doğru mu? Ye'kulu huve ta'ameke. Normalde bu fiili muzari olsaydı bu ne olacaktı? Meful olacaktı. Ye'kulu yiyor. Kim? Huve o. Ne yiyor? Ta'ameke. Seni yiyeceğini yiyor. Bu bizim cümlemizin orijinal hali. Tamam. Şimdi üst tarafa geliyorum. Biz dedik her ma'muli haber olmaz. Ma'muli haber tavassut ettiğinde olur. Bir daha kitaba dikkatli bir şekilde bakın. Her ma'muli haber değil. Ma'muli haber, haberle isim arasında tavassut ederse haberin ma'mulüne lamı getirip bitiştirebilirsin. Burada ta'ameke neyin ma'mulü? Akilunun ma'mulü. Yani akilun olan ismu fail ta'amenin üzerinde amel etmiş. Doğru mu? Ve bu ma'mul aynı zamanda innenin ismiyle haberin arasına ne yapmış? Tavassut etmiş. Öyleyse bunun başına ne getirebiliriz? Bunun başına lam getirebiliriz. Lam-ı muzahlaka dediğimiz aslı lamul iptida olan lamı bunun başına getirebiliriz. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey yok. Dördüncü neydi? Dördüncüyü de söyleyin. Onu biraz uzun anlatacağız inşallah. 4. Başka nereye gelmesi caizdi? Fasıl fasıl. Damiru fasl. Damiru faslin. Şimdi öncelikle damirul faslın ne olduğunu bilen var mı içimizde? Damirul fasl nedir? Ne iş görür? Ne yapar cümle içerisinde? Bilen var mı? Yok. Şimdi şunu madde olaraktan yazın.
damirul faslın başına lamın gelmesi, lam gelir. Lamın gelmesi caizdir. İnne'den sonra gelen damirul faslın başına lam gelir. Dördüncü maddeyi böyle yazın. Sonra biz damirul faslın ne olduğunu anlatalım. Şimdi damirul fasıl dediğimizde şunu kastediyoruz. Damirul fasıl nedir? Damirul fasıl herhangi bir cümlede sıfat ile haberin arasını ayıran zamirdir. Bir daha söylüyorum. Damirul fasıl sıfat ile haberin arasını ayıran zamirdir. Sıfat ile haber, isim cümlelerinde sıfat ile haberin arasını ayıran zamirdir. Fasıl diyoruz ya, damirul fasıl. Yani fasl ediyor, birbirinden ayırıyor anlamında. Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Ben size diyorum ki Zeydun müctehidun. Kim bunun irabını yapacak? Zeyd çalışkandır. Buyur. Zeydun mübteda'un merfu'un ve alametu rafihi eddametu zahira. Müctehidun haberun merfu'un ve alametu rafihi eddametu zahira. Çok güzel. Peki müctehidun'un başka bir şey olma ihtimali var mı? Ne var? Sesini alamıyorum. Bu faildir. Zeydun mu? Müctehidun ismi. Yok, olmaz. O, hiç öyle bir şey hiç olmaz. Başka? Sıfat mevsuf. Sıfat mevsuf. Sıfat olabilir mi? Bu müctehidun sıfat olabilir mi? Var mı söyleyecek olan? Fikrinizi söyleyin. Doğru veya yanlış. Olabilir. Olabilir. Olabilir mi? Normalde marifeden sonra gelen sıfat olmaz. Sıfat olmaz. Sıfat olsa bunun da marifi olması lazım. Doğru mu? Bu haberden başka hiçbir şey olmaz. Zeydun, müctehidun. Tamam. Bunu şimdi böyle anladık. Burada hiç kafamız karışır mı böyle bir irapta? Karışmaz. Zeydun, müctehidun. Zeyd mübteda, müctehidun haber. Şimdi ikinci bir şekilde yazıyorum. Bunu dikkat edin. Zeydun el-müctehidu. Bak şimdi bunu iki şekilde irap edebilirsin. Zeydun mübtedadır dersin. El-müctehidu onun haberidir dersin. Zeyd de marifedir. Müctehidu da marifedir. Ama sen bunu söylediğin zaman her zaman, mesela diyelim sen karşımdasın, ben sana bir şey anlatıyorum. Zeydun el-müctehidu diyorum. Şimdi bu Zeyd müctehittir de olabilir. Müctehit olan Zeyd de olabilir. Şimdi müctehit olan Zeyd dediğimde daha bu cümlenin neyi var? Bu cümlenin devam etmesi lazım. Doğal olaraktan haber marife olarak geldiğinde, mübtedadan sonra haber marife olarak geldiğinde, zaten mübteda marifeden başka bir şey olamaz değil mi? O bizim temel şartımızdı. Mübtedadan sonra haber marife olarak geldiğinde sıfat olma ihtimali de var, haber olma ihtimali de var. Zeydun il müctehidu dediğimde Zeyd müctehittir cümle biter, mübteda haber gelir de olabilir. Zeydun il müctehidu dediğimde müctehit olan Zeyd. Daha bak bu cümle hala bizden bir şey bekliyor. Zeydun il müctehidu haraca minel medreseti. Medreseden çıktı. Mesela böyle yazsam buraya, haraca minel medreseti desem, burası ne olmuş olur? Haber cümlesi olmuş olur. Haber cümle olur. Mübteda, onun sıfatı ve haber cümlesi olur. Peki, bu tip cümlelerde, yani mübtedadan sonra haberin marife olarak geldiği ve hem haber olma hem sıfat olma durumu olduğunda Araplar iltibası kabul ediyorlar mı? Şu ana kadar öğrendiklerimizde ne var? Bir yerde iltibas varsa mutlaka orada ekstra bir kaydı olması lazım. İltibasın ortadan, kafa karışıklığının ortadan kaldırılması lazım. İşte Araplar iltibası ortadan kaldırmak için buraya ne getirirler? Mübtedadan sonra haberden önce bir zamir getirirler. Tamam? Bir zamir getirirler. Bu zamir geldikten sonra, zamirden sonrası her zaman haberdir. Artık o şey ortadan tamamen kalkmıştır. O iltibas, yani sıfat olma ihtimalini tamamen yitirmiştir. Haberin marife olduğu, hem sıfat olma hem de haber olma ihtimalini taşıdığı yerlerde haberle mübtedanın arasına merfu olan ve kendinden öncesiyle uyumlu olan bir zamir getirilir. Bu zamirin adı damirul fasıldır. Ve kendinden sonrasının sıfat olma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır. Artık kendinden sonra gelen şey kesinlikle haberdir. Şimdi
Zeydun huvel müştehidu dediğimde artık gönlüm rahat. Zeydun mübteda, huve damiru fasıl, el müştehidu onun haberidir. Anlaştık? Tamam. Örnek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyelim ki biz ne okuyoruz? Ulaike humul muflihun. Ve ulaike humul muflihune. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bu humu buradan silelim. Ulaike el muflihune. Ulaike nedir? İsmi işarettir. Mübtedadır. Doğru mu? Ulaike. Güzel. Nasıl irab edeceğiz bunu? Ulaike ismi işara. Mebni ala el feth fi mahalli raf'in mübteda. Tamam. El muflihune haber de olabilir. El muflihune sıfat da olabilir. Ulaike el muflihune bunlar veya onlar kurtuluşa erenlerdir dediğimde haber olur. Kurtuluş onlar kurtuluşa ermiş olan onlar dediğimde daha bu cümlenin neyi var? Devamı var. Ulaike el muflihune dehalul cenne. O felaha erenler cennete girdiler. Peki işte Kur'an-ı Kerim'de genelde marife olan haberden önce genelde bu hum getirilmiş ya, bu hum zamiri. Bu ne için getirilmiş? Ta ki bunun haber olduğu anlaşılsın ve cümlenin sonrası ne yapmasın, beklemesin. Ulaike humul kafirune. Onlar kafirlerin ta kendileridirler. İşte bu hum, buna ne diyoruz? Arapların marife olan haberden önce getirdikleri ve kendinden sonrasının sıfat olma ihtimalini ortadan kaldıran, sadece onu haber kılan ve merfu olan bu zamirlere ne diyorlar? Damiru fasıl diyorlar. Damiru fasıl diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği çok fazla var. Burada peki soru. Bunun ne iş gördüğünü anladık mı hepimiz? Anladık. Peki bu ne anlam katar buraya? Anlam olarak da? Tekit. Bunun anlamı tekittir. Onun için mesela meal yapılırken genelde bu tip ayetler ne diyor? Onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Onlar kafirlerin ta kendileridir gibi. Anlaşıldı? Burası umuyorum bu damir-u fasıl meselesi anlaşıldı. Mesela buradan başka ne örnek vermiş bize Kur'an-ı Kerim'den? Demiş ki inne hâzâ lehuvel kasasul hak. Mesela bunu yazalım. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak. Bu ayet ne için iniyor bilen var mı? İnne hâzâ lehuvel kasasul hak ayetin ne için indiğini bilen var mı? Evet. Hangi surede bu ayet? Ali İmran. İsa Aleyhisselam'ın kıssasının Meryem annemizin durumunu anlattıktan sonra inna haza lahu vel kasasul hak. Yani hak olan bizim anlattığımızdır. Hristiyanların anlattığı veya Yahudilerin anlatmış olduğu değildir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bakın buraya dikkat edin abiler. Buraya çok dikkat edin. Şunu kaldırıyorum. Bu huveyi buradan kaldırıyorum. Ne kaldı geriye? İnna hazal kasasul hak kaldı geriye. Doğru mu? İnne hurufe müşebbehe bil fiil. Haza onun ismi. Yani ismi işara. Mebni ala sukun fi mahalli nasbin ismu inne. İnne haza. Haber olarak gelecek olan şey ne? Marife. Doğru mu? Marife. Bu inne hazel kasasu dediğimde bu haber de olabilir. Bu kıssadır da olabilir. Bu ne de olabilir? Sıfat da olabilir. İnne haza in el kasasa da olabilir. Tabi o zaman ne olması lazım bunun? El kasasa. Çünkü sıfat olursa hazani erabını alması lazım. Haza mansupsa bu da böyle olması lazım. İnne hazel kasasa muhakkak ki bu kıssa yani devamının gelmesi lazım. İşte bu Allah Azze ve Celle bunun sıfat veya bedel olmadığını, tamam, bunun ne olduğunu, bunun haber olduğunu göstermek için buraya ne getirdi? Huve getirdi. Bu huveye ne diyoruz? Bu huveye damiru faslin diyoruz. Fasıla damiri diyoruz. Cümleyi tekit ettik. İbn-i Hişam bize ne anlattı? İşte bu damiru fasılların başına senin lam getirmen caizdir dedi. Yani Zeydun mesela huve Zeydun lehuvel müştehidu. Misal. Amrun lehuvel fadilu gibi. Yani bu araya getirmiş olduğumuz huveler damiru fasılların başına lam getirmemiz nedir? Tekit lamı ayrıca getirmemiz caizdir demiş. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak. Veya bir tane daha örnek vermiş meleklerin söylediği. Ve inne lenahnus safun
İnna as-safuna. As-safuna. Bu meleklerin sözü. Ve inna el-musabbihuna. Şimdi bu ayet böyle olmuş olsaydı abiler, eğer es-safuna burada tabii şöyle diyelim biz. Evet. İnna, innen ismi kendi içerisinde nahnu. Doğru mu? Es-safuna onun haberi. De olabilir. Böyle de olabilir. Es-safuna ayrıca ne olabilir? Marife olduğundan dolayı sıfat da olabilir. Marife olduğundan dolayı sıfat da olabilir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle ne getirdi buraya? Damiru fasıl getirdi. Biz dedik damiru faslın ne olması lazım? Öncesiyle uyum içerisinde olması lazım. Mesela burada huveydi, burada huveydi. Burada inna olduğundan nahnu getirdi buraya. Gördünüz? Nahnu getirdi. Burada inna olduğundan nahnu getirdi. İşte bu nahnuların başına diyor İbn-i Hişam, senin lam getirmen caizdir. Yani bunların başına senin lam getirmen caizdir. Damirul fas meselesi anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi burada soru. Bu damirul faslı biz nasıl irab edeceğiz? Damirul fasın irabı konusunda 3-4 tane farklı görüş var. Damirul fasın irabı konusunda 3-4 tane farklı görüş var. Bizim burada tercih etmiş olduğumuz görüş hangisi? Bizim burada tercih etmiş olduğumuz görüş. Damirul fasıl irabta mahalli yoktur. Tekid için getirilmiştir. Damirul fasıl irabta mahalli yoktur. Tekid için getirilmiştir. Tamam. Yani öncesini ve sonrasını damirul fas'tan bağımsız bir şekilde irab ederiz. Bir daha söylüyorum. Öncesini ve sonrasını damirul fas'tan bağımsız bir şekilde irab ederiz. Damirul fas'a gelince diyoruz ki damirul fas'in yufidu tevkide la mahalle lehu min el-i'rab. İrab'da onun bir mahalli yoktur. Şimdi bu konu biraz uzun bir konu. Tafsilatlı bir konu. Biz niye bu görüşü seçtik? Biz şundan dolayı bu görüşü seçtik. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Şimdi buraya çok dikkat edin. كَانَ مِنْ اَفْعَالِ النَّاقِسَةِ. Doğru mu? Na, yani içindeki nahnu, kânenin neyi? Kânenin ismi. Geriye bizim neye ihtiyacımız var şimdi? Kânenin haberine ihtiyacımız var. Kânenin haberinin irabı ne? Mansup. Aa. Bu ne gelmiş? Mansup gelmiş. Doğru mu? Demiş ki alimler, eğer bu nahnu, yani bu damirul fasıl, eğer bu cümle içerisinde mahalli olmuş olsaydı bunu raf etmesi gerekirdi. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ olması lazımdı. Biz نَحْنُ الْوَارِثُونَ cümlesini kunnanın haberi kabul etmemiz gerekirdi. Doğru mu? Fakat demişler buradaki نَحْنُ varisin üzerinde hiçbir etki etmemiş irab olaraktan. Kunna sanki نَحْنُ yokmuş gibi varisini yine ne yapmış? Nasb etmiş demişler. Demek ki bunun irabta neyi yoktur? Demek ki bunun irabta mahalli yoktur demişler. Demek ki bunun irabta mahalli yoktur demişler. Evet. Ya Allah. İşte bu anlatmış olduğum damirul fasıl demiş olduğum şeyin başına lamın gelmesi caizdir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Buyur. Nahnu açığa çıkıyor ya. Bir daha tekit oluyor. İki kere tekit olmuş oluyor. Nerede geliyor? Üçüncü sefer tekit oluyor. Nerede? Damirde veyahut da isimde. Bu huve'yi mi diyorsun? İnne hâze lehuvel kasasul hak. İnne birinci tehkid. Tamam. Sorun yok. İnne ismi tehkid etmiş. Lam damirul faslı tehkid etmiş. Gerekirse bir tane daha tehkid gelir. O da haberi tehkid eder. Yeter ki mesela hem inne hem de lam müptedanın başına gelmesin. Yani birbirlerine ayrı bir şekilde tehkid gelebilir. Evet, okumaya devam ediyorum. وَقَدْ يَكُونُ دُخُولُ اللّٰهِ وَاجِبًا. Buraya kadar saydıklarımız hepsi caizdi. Bu dört tanesi caizdi. Koysan da olur, koymasan da olur. وَقَدْ يَكُونُ دُخُولُ اللّٰهِ وَاجِبًا. Bazen de vacip olur. Ne zaman? وَذَٰلِكَ اِذَا خُفِفَتْ اِنَّ. اِنَّ takfif edilirse. وَاُهْمِلَتْ. Ve amel de etmezse, amelden de alıkonursa. وَلَمْ يَظْهَرْ قَصْدُ الْاِسْبَاتِ. Ve ispat kastı da ortaya çıkmazsa.
ispat kastı da ortaya çıkmasa. Hatırlarsanız biz geçen dersimizde ne demiştik? İnne takfif edildiğinde demiştik. Eğer amel ederse hiçbir şey yapmaya gerek yok. Zaten amel ediyor olması onun inne muhafefe mine sakil olduğunu gösterir. Sorun nerede? Sorun amel etmediğinde. Çünkü amel etmediğinde inne nafiye de olabilir, nefyedici de olabilir. İnne muhafefe mine sakile de olabilir. Birlikte iki de anlamı ifade ediyor, bir olumsuzluk, iki tane zıtmana. Birbirinden nasıl ayırıyorduk? İnne muhafefe mine sakile amel etmediğinde haberin başına bir tane lam getiriyorduk. Buna ne diyorduk? Lam-ı farika diyorduk. İnne nafiye ile inne musbeteyi birbirinden ayıran lam-ı farika diyorduk. Örnek, in zeydun le muntalikun. Örneğinde olduğu gibi muntalikunun başına lam gelmiş. Bu lam lam-ı farika. Ve innemâ vecebe hâze. Bu vacip olduğu. Ferkan beynehâ ve beyne inin nafiye. İnin nafiye ile onun arasında bir ayrıcı olması için, fark olması için. Kelleti fî kavlihi teâlâ. Allah'ın sözünde olduğu gibi. İn indekum min sultanin bihâze. Sizin yanınızda buna dair hiçbir delil yoktur diyor Allah Azze ve Celle. İn indekum. Sizin yanınızda yoktur. Buradaki in, inin nafiye. Min sultanin bihâze. Yani bu konuyla ilgili sizin yanınızda hiçbir delil söz konusu değildir. Bu tip bir inle müsbet olan ini ayırmak için lam gelir. وَلِهَذَا تُسَمَّ اللَّامَ الْفَارِقَ Bundan dolayı lam-ı farika diye isimlendirilir. لِأَنَّهَا Çünkü o فَرَّقَتْ بَيْنَ النَّفِي وَالْإِسْبَاتِ ispat ile nefi olan, olumlu ile olumsuz olanı birbirinden ayırmıştır. Şimdi فَاِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ مِنَ الثَّلَاسَةِ Bu üç şarttan bir tanesi ortadan kaybolursa كَانَ دُخُولُهَا جَائِزًا O zaman caiz olur, la vaciben vacip olmaz. Niye? لِعَدَمِ الْاِلْتِبَاسِ İltibas durumu ortadan kalktığından dolayı. Yani mesela bir cümle geldi karşımıza. İn nafiye veya in musbete fark etmez. Biz onu cümlenin kendisinden ayırabiliyorsak oraya lam getirmemiz vacip değildir. Bizim lam-ı farikayı getirmemizdeki sebep ne? İltibası ortadan kaldırmak. İltibas kendiliğinden veya harici bir karineden ötürü kalkmışsa ortadan bizim ihtiyacımız kaldı mı ona? Bizim ihtiyacımız kaldı. O zaman istiyorsan getir, istiyorsan getirme demiş. Ne zaman? وَذَٰلِكَ اِذَا شُدِّدَتْ Bu şeddelendiği zaman. İnne zeyden kaimun. Mesela burada ister getir, ister inne zeyden kaimun de, ister inne zeyden le kaimun de. Sana kalmış. اَوْ خُفِفَتْ وَاُمِلَتْ Veya tahfif edilir ama amel eder. Zaten görmüştük bunu. İn zeydun kaimun de veya in zeyden kaimun de veya in zeyden le kaimun de. Sana kalmış. اَوْ خُفِفَتْ Hafif olur. وَاُمِلَتْ Amel de etmezse وَزَهَرَ الْمَعْنَى Fakat mana açığa çıkarsa. Yani inne nafiye olmadığını anlayacağımız bir mana söz konusu olursa o zaman da gerek yoktur. Kekavli şairi اَنَ اَبْنُ اُبَاطِ الدَّيْمِ مِنْ آلِ مَالِكِ وَاِنْ مَالِكُنْ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنِ Şair burada diyor ki ben ene ibni ubati daymi ben ibni ubati daymiyim ismini söylüyor. Yani min ali maliki ali malikten olan. Yani malik ailesinden ibni ubati daymim ben. Ve in malikun muhakkak ki malik kânet kiramel maadini. O madenlerin en değerlisidir. Yani insanların arasındaki en değerli, en cömert olanı odur diyor. Şimdi burada nahiv alimleri demişler ki mana övgü makamı olduğu için hani şair kendini övüyor burada. Başından anladınız mı bunu? Ene ibnu ubati daymi min ali maliki ben ali malikten ibni ubati daymim diyor mesela. Şimdi bundan sonra kendinden güzel bir şeyi nefyetmesi düşünülebilir mi? Yani hem kendini övüp hem kendini yermesi söz konusu olabilir mi? Olamaz. Bundan sonra ne gelecekse ispat makamındadır demişler. Bakarız eğer övgüyse ispat makamındadır. Ve in malikun malik yani onların ailesinin büyüğü kânet kiramel maadini madenlerin en değerlisi, en kalitelisiydi diyor. Biz anlarız ki burada makam övgü makamıdır. Şair de kendisini burada övüyor. Ondan ötürü demişler burada lam farika gelmesine gerek yoktur demişler. Yani tahfif edilmiş, amelden de alınmış. Farkındaysan inden sonra maliken gelmemiş, malikun gelmiş. Ameli de yitirmiş. Bu tip durumlarda biz demiştik mecbur lam-ı farika gelecek. Fakat burada şair diyor hayır burada lam-ı farika gelmesine gerek yoktur. Çünkü zaten makam övgü makamıdır, ispat makamıdır. Nefe yer yoktur demiş. Evet. Lay nafiye cinsiyeye geldik. Bu da zaten inşallah yarınki dersimizde komple bunu anlatıp bunu bitiririz diye tahmin ediyorum.
Yok. Vahru davana elhamdülillahi rabbil alemin.